Aynur abla, bu var oluşla ilgili bir sıkıntımız yok değil mi ablacığım? Hayır, hiçbir sıkıntı yok. Yok değil mi? Ama o zaman bak mutfakta kim var? Bak mutfakta hayat var. Burada hayat var. Var da var ya bu kadar varla. Çok var yani hani var. Özellikle varla bitti o ya. Yok var abla. Var, her şey var. Ha, varı seviyorsun yani. Varı seviyorum. Varlığı severim. Varlığı yani. Seviyorum. Peki gayet güzel. Şeyi yazıyor, yazmayı devam ediyor musun? Bu arada gazetecilik de yapıyorduk. Tabii Hürriyet'te köşe yazıyorum. Ayıptır hafta söylemesi. Hafta sonları böyle güzel reçetelerimizi araya attırıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen kendinde en iyi hangi yemeği yapıyorsun? Çok güzel Türkçe kurdum. Bunu bütün... oğlum bir kenara yaz. Harika bir laf. Ben kendime çok güzel yemekler yapıyorum. Ben kendimde çok güzel yemekler yapıyorum. Ben bütün yemekleri çok güzel yapıyorum. Abla ne pişiriyorsun üzerine? Menemen falan pişirir misin? Kendine de o en duruma güzel, geldi yani. En güzel kurtuluş köftesini yapıyorum kurtuluş dermişim. Köftesi. Eyvallah denedin mi hiç benim şeyi tarifi? Onu sen yapacaksın biz yiyeceğiz. Değil mi? Biraz tabii. Onu da yapmak lazım. Ben zeytinyağlı Ege mutfağını güzel yapıyorum. Bütün yemekleri çok güzel yaparım. Gerçekten yani yiyen insanlar çok severler, beğenirler. Ama Ege otları ve zeytinyağlı yemekler konusunda iddialıyım. Elime yani kimse su dökemez. Şevketi Bostan'dır. Tabii tabii. İşte tabii. Bunlar da tabii bunlar önemli. Sizin o memlekette maşallah tabii. Otu iyidir. Ot cenneti. Yani. Otu iyi, ot cenneti, cennetidir evet. Valla. Keyifli. Evet. Peki Enişte Bey yapıyorlar mı acaba? Enişte Bey de yapıyor. O bak, da koca Hakan Tartan'ı Enişte Bey'e kadar getirdim. Bak bunu sırf senin için yapıyorum. Hakan abi arayacağım. Benim için yapıyorsam evet Hakan'ı bilmiyorum sonra ne yapacaksın. Vallahi Hakan bile. Sana küsecek bence. Vallahi küsecek. Hakan da tabii Hakan da gerçekten mutfakta çok yani hı-hı. Siyasette olduğu kadar mutfakta da başarılıdır. Mutfakta vakit geçirmeyi çok sever. Güzel yemekler yapar. Hı hı. Zaten bana evlenme teklifinde bir çok güzel bir balık sofrasında kendi hazırladığı bir balık sofrasında teklif etmişti. Ben de dedim ki ha, demek bunun kalbine giden yol midesinden geçiyor. O zaman benim iyi bir aşçı olmam lazım. O günden sonra kolları sıvadım. Harika yetmedi işte. İki tane kitap çıkarmam lazım. Hala iyi aşçı olacağım diye bütün bunları kocam için Hakan yapıyorum abi yani. Kalbine giden yol uzunmuş baya. Baya yol bitmiyor. Kitaplar falan yazılıyor. Konakta evet, kitaplar olacak. Kolay mı öyle tabii. Tabii yani. İyi ya vallahi. Niye bu kadar uğraşıyorum böyle mutfaktan çıkmıyorum kitaplar yapıyorum zannediyorsunuz. Ama bir şey söyleyeceğim ama çok da enteresan. Yani bu kadar yemekle bahsedip bu kadar fit olan bir karı koca da ilk sizi gördüm yani. Hani sonuçta düşkünüz. Evet mutfağımızda sizden öğrendik acı biberleri yiyoruz. Artık formülü var yani. Tabii samandağ biberlerini yiyoruz. Ondan bahsediyorum o önemli bir şey. Tabii. Ya. O biber, doğru biberi de seçmek lazım. Kimisi zayıflatmak yerine sıkıntıya sokuyor yani. Şimdi biber, zayıflatıyor ama sinirleri zayıfladı diye şimdi sürekli biber yiyeyim sonra. Sinirleri. Burada laf çok izliyoruz sıkıntılı. Hani... Tam ter içinde program izlenir. Arada değil mi program öncesinde? Çok teşekkür ediyorum. Diyorlar ki lütfen ülke söyleyin zayıflamasın. Twitter'a bakın artık diyor. Ben zayıflamıyorum zaten. Şu an öyle bir sıkıntı yok. Tamam şu anda yok. Yani bir 25 kilo kadar verdik diyor. Pasaport programı bitmedi. Hayır az önce şimdi aramıza yeni gelenler var. Evet. Onlar için tekrar bir toparlama yapıyorum. Evet. Nihat Bey, Memati Bey'in biraz daha yumuşak görünümlü haline benziyor galiba diye hayatın hatasını yapmış. İsmi de benim Kaya Alcan. Birazdan açık adresini de vereceğim abi. Birlikte gideceğiz oraya. Evet. Efendime söyleyeyim. Nihat Bey... nerelerde yürümüş biz de yarın tünele gideceğiz. Acaba biz de keşfeder mi diyor Uğur Biçer inşallah. Nihat abinin bebişi olacakmış doğru mudur? Doğrudur. Şubat ayında sağlıklı doğsun analı babalı büyüsün inşallah. İnşallah. Demiş sevgili Ali. Aa bak ben bunu kızım bilmiyordum hakikaten. İnşallah. Öyle mi? Evet bir ay sonra. Hadi Allah bir avazda kurtarsın. Amin. Güzel inşallah amin. Sana da benzer. İnşallah. Böyle sağlıklı hoş. Olsun da. Tabii her şeyden. Annesine her benzesin. Her şeyin annesi başı dünya sağlık. Güzeli bir kadın. Karım. Sevgili karım. Ya ne güzel herkes bugün ne güzel şeylerden bahsediyor ya. Harika oldun valla. Bir sene yeni evliyiz biz 13-14 aylık. İyi maşallah. İlk defa. Çocuk da geliyor. Fırsatını bulmuşken söyleyeyim dedim. Yani. Bu, ha. Bir de çok hamile ve... Çok güzel. Çok fırsat olmuyor galiba. Yüze çalışamıyorum anca canlı yayın aracılığa. Yok yok. Direkt yengeye sıkıyoruz. Ama iyi oldu bak kabulaştırdın sevgini gayet keyifli oldu. Biz de aynen buradan selam ediyoruz yengemize. Allah bir avazda kurtarsın. Amin. Azım Körmükçü, senin dizi hakkında konuşmayı çok isterdim ama sanırım yayına girene kadar iki imparatorluk kurulacak ve
batacak gibi geliyor. Bir sene önce kuruldu. Bu fikir aslında 1,5-2 yıllık bir proje. Bir sene önce şeyler kuruldu. Sol Osmanlı. Sen de muhtemelen orada ne oynayacaksın abi? Damat İbrahim Paşa. Damat İbrahim Paşa'ya kadar geldin sen. Güzel. Sonra senin sakallar uzayacak mı? Bugün Halit'in sakalları gördüm. Evet. Kanuni bildiğin artık göbeğe varmış adamcağızın sakalları. Çok da yakışmış bence. Peki bir şey söyleyeceğim. Şöyle Muhteşem Yüzyıl'ı izleyip idman yaptığın oluyor mu? İşin açıkçası seyretmiyorum dersem yalan söylerim. Çünkü olsun, gerçekten halletmiş bir gerçek sanatçıyla karşı karşıyayız. Buyurun efendim. Çok iyi oynuyorlar. Hı-hı. Mükemmel bir prodüksiyon. Meral abla çok güzel diyalogları yazıyor. Hani sen de biliyorsun sene içerisinde 150-200 tane dizi falan çıkartılıyor. Dönüyor ve gidiyor hayatımda. İçinden 3-4 tanesi gerçekten seyredilir kalitede oluyor. Onlardan bir tanesi de bence Muhteşem Yüzyıl. Emeği geçen oradaki bütün oyuncuları alınlarından, yüreklerinden öpüyorum. Çok aynen güzel oynuyorlar. Hı hı. Ve gerçekten istenilen, seyirciye verilmesi gereken her şey fazlasıyla veriliyor. Adı gibi Muhteşem Yüzyıl. Sizin de İnşallah konsept... bizim dizimizde onların gördüğü ilgi kadar ilgi görür. Çünkü gerçekten büyük bir emek var sözlerimin başında da söylediğim gibi. Biz Lale Devri'nin bir 10 sene sonrasını hayata alıyoruz. Hı hı. Yani 3. Ahmet dönemi, padişahın olduğu dönem. Ben de orada Damat İbrahim Paşa oynuyorum. Ama orada Hürrem Mürrem yok abi ya. Bizde de başka Hürremler olacak. Olacak mı? Evet evet. Yani şimdi tam işin detayını açıklamak istemiyorum. İzleme gitmesin diye ama şöyle söyleyeyim. TRT'de ki biliyorsun işte son zamanlarda TRT'nin çok kaliteli dizileri mevcut. Hı hı. Onlardan bir tanesi de bence prestijli dizilerinden bir tanesi de şu an başlamış olduğumuz dizi olacak. Peki kadro değişti filan dediler. Türkan abla kaldı mı? Türkan Şoray hala. Türkan Hanım var. O Hatice Sultan'ı oynuyor. Yani padişahın ablasını oynuyor. Sultan'ın kanunları acaba geçerli olacak mı dizide? Her geçerli şey olacaksa kimse kimseyi öpemez bir kere. Oradan bir Hürrem'le bir Süleyman çıkartamayız. Rahat olun o yüzden. Türkan Hanım dünya tatlısı ve gerçekten hani bu mesleğe yeni başlamış ve biz bile hala öylesine kendisinden örnek alacağımız naiflikte işin güzelliklerini bize gösteriyor, öğretiyor ki. Harikulade bir hoca, harikulade de bir evet, insan. Yani. Ellerinden öperim ablacığım senin. O yüzden dizi dediğim gibi çok farklı boyutlarla ve Osmanlı'nın o bizim görmek istediğimiz yanlarıyla, ögeleriyle, duruşuyla, samimiyetiyle hayata geçecek. İnşallah güzel bir rekabet olur Muhteşem Yüzyıl'da. Bilirim, ben izleyicileriyim. Yani oyuncu olarak müthiş keyif alıyorum. Hı-hı. İnşallah bizim dizimiz için de aynı keyfi, aynı huzuru ve mutluluğu yakalarlar. İnşallah. Bu bir paylaşım işidir çünkü, sevgi işidir. Hani hep birbirlerine dizilerde oynayan insanlar, yapımcılar olsun, başka şeyler olsun, gündeme gelmek için bir takım asparagas öyle içi boş atar laflar yapılır ya, reklamasyon ve promosyon yapmak için. Hı-hı. Biz hiç öyle değiliz. Daha doğrusu ben öyle değilim. Sen de böyle bir olumluluk hali var mı sürekli abi? Ne içiyorsun sen? Yani ben genel... Şey, Melisa çayı, papatya çayı falan filan. Biraz bitki çayı. Ha tamam, anladım. Bir de tabii yaş, hayatın olgunlaştırması. Elbette tabii. Üç tane çocuk sahibi olmak, onlar hayatı Allah böyle daha da güzelleştiriyor. Allah bağışlasın. Ya sen ne üfleyen adamdan ne bekliyorsun? Evet. Hakikaten ne bekliyorsun? Adam ne üfleyen? Ben aldım abi, 45 gün uğraştım. Bir tane ses çıkmadı ya. Tabii ki öyle olacak adam ya. Yani enstrüman da adamına ağzından göre. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Doğru diyor. Artık neyin arada. Bile, neyin bile yedi deliği var diyorsun. Çok mutlu oluyorsun. Neyin yedi deliği neyin, var? Neyin bile yedi deliği var? Şunu söylemezsem ayıp etmiş olurum. Estağfurullah, buyurun. Demin çaldığım, daha doğrusu üflemeye çalıştığım Metcezir parçasının dinlediğiniz haliyle aranjörü Mutlu Ödemiş'tir. Oradaki keman solo da ona aittir. Mutlu Ödemiş. Mutlu Ödemiş. Abi isim zaten hakkını vermiş yani. Mutlu her türlü Ödemiş şeyin. Evet. Şeyin hakkını. Birlikte bir yolculuğa çıktık. İnşallah bakalım işte daha güzel şeyler yapacağız.